Zannediyorlar. Bugün ayrılın ey mücrimler buyurduğunda onlar kendini mümin zannedip onlarla beraber oluyorlar. Sonra Allah onları ayırıyor. Neye göre? Tabii ki nurlarına göre. Bu nur iman nurudur, amel nurudur, ahlak nurudur. O Rabbine olan teslimiyetin nurudur, aşkın, muhabbetin nurudur, çabanın, gayretin nurudur, takvanın nurudur, ihsanın, mühsin olmanın nurudur. Ama münafıklar iman etmediği için amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla onların nurları yoktur. Ne derler? Durun biz de sizin nurunuzdan bir pay alalım. Nurunuzdan istifade edelim. Bir pay da, bir parça da bize verin. Demekti bu. Onlar da geriye dönün de nur arayın. Nur geldiğiniz alemdeydi. Yani dünyadaydı. Orada bu nuru kazanmanız gerekirdi. Sonra aralarına bir sur çekilir. İçinde rahmet, dışında azap. Allah birine zahir, birine batın dedi. Batınında rahmet, zahirinde gazap dedi. Çünkü onlar zahiri olarak, zahirde mümin gibi göründüler. Ama işlerinde, gönüllerinde, kalplerinde iman etmediler. İman yoktu. Onun için münafık olmuşlar, ikiyüzlü olmuşlar. Sadece zahiri olarak öyle görünmüşler. Onun için zahirde azap oldu onlar için. Ötekileri batında iman ettiler. Batın nurlanınca o nur dışarı da aksediyor. Sağ tarafa nur tecelli etmiş, sol tarafa nur tecelli etmiş. Bu onların gönlündeki, kalplerindeki, batınlarındaki nurdur. Arada bir de kapısı olan bir sur. Münafıklar hala burada bir kapı var. Tabii ki bu surun nasıl bir şey olduğunu, bu kapının nasıl bir kapı olduğunu, acaba bu kapı hepsine görünüyor mu? Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan yürürken acaba bu kapı onlara her birine görüyor mu? Görünüyor mu? Her birine görünüp her biri müminlerin harını, nurlarını, sevinçlerini izliyor mu, seyrediyor mu? Bu onlara azap üstüne azap oluyor mu? Evet, münafık erkekler, münafık kadınlar dedi. Gerçek manada iman edememiş, etmemiş, iki yüzlülük yapmış, mümin gibi görülmüş ama Rabbini dinlememiş, Rabbini ciddiye alamamış, iman edememiş, Rabbini sevememiş. Rabbine hamd edememiş, tesbih edememiş, güvenmemiş, takdirine rıza gösterememiş, şikayet etmiş, feryat etmiş, hayatı hem kendine hem etrafındakilerine, ailesine zehir etmiş, cehennem etmiş. İman etmediği için iman eder gibi görünmüş, müminler de ona bakıp ona kanmışlar. Bu mümindir diye. Kapının öyle olmasının da sırrı vardır. Oradan seyredecekler. Cehennemden cenneti seyredecekler. Cennetlikler de cehennemi seyredecek. Cennetlikler cehennemi seyredince Allah'ın kendilerine nasıl ikram ettiğini, nasıl hamd etmeleri gerektiğini anlamış olurlar. Onun için onların sözünün sonu, son sözleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Cehennemdekilerin hali nedir? Onlar da cenneti seyredince oraya gidebilirlerdi. Rablerine iman etselerdi, biraz insan olsalardı, biraz Rablerini ciddiye alsaydı, biraz Rabbinin ayetlerini, Kur'an'ı, vahyi ciddiye alsaydı, Rablerini biraz dinleselerdi, Resulünü biraz anlamaya çalışıp tabi olsalardı, bence bana göre demekten kurtulup Rabbim Allah'tır, o ne dediyse doğru odur, hak odur, güzel odur diyebilselerdi.
Sadece lafta değil, gönül itibariyle buna iman etselerdi, kurtuluşa ererlerdi, ne derler? Evet, böyle olsun bize, yazıklar olsun bize, biz kendimize zulmettik diyecekler. Cenneti gördüklerinden dolayı azapları bir kat daha artar. Cennetlikler de cehennemi gördüğü için onların da nimeti tatmaları bir kat daha artar ve hamd eder, şükrederler. Cennete doğru yolculuk yaparken, sırata doğru yolculuk yaparken de evet, aralarına bir sur çekilir ama kapı vardır. Cennetlikler, cehennemlikleri, cehennemlikler de cennetlikleri görür, öyle yürümeye devam ederler. Onları görmeleri azap üstüne azap olur. Bunun Allah eğer böyle haber verdiyse, bu durumda Rabbinizin nurunu kazanın dedi. Allah en nur olandır. O göklerin ve yerlerin nurudur dedi. Kul Rabbine yaklaştıkça, Rabbini dinleyip iman ettikçe, emrettiğini yerine getirmeye çalıştıkça, Rabbinin sevdiği, razı olduğu gibi yapmaya çalıştıkça o nuru kazanır. Nur gönüle tecelli ediyor. Dolayısıyla her zerresine tecelli etmiş olur. O kadar ki hem önünden hem sağından onu aydınlatır. Bu dünyada da böyledir. Onun için ne dediler? Geriye dönün de nur arayın. Bize düşen Rabbimizin nuruyla nurlanmaktır. Güzelliğiyle güzelleşmektir. Yoksa hiç kimse için kurtuluş olmaz. Öyle vesveseyle ya da ben iman ettim, inanıyorum, öyledir deyip gereğini yapmamakla kimse nurlanamaz. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur. Onda nur olmaz. Bu nuru Allah'tan alması lazım. Haber veriyor ki onunla, onun güzelliğiyle güzelleşip nurlanalım diyedir. Hayırda yarışalım diyedir. Hayırda birbirimize yardım edelim, destek olalım diyedir. Hayır namına önümüze ne gelirse onu basit görmeden gerekeni yapıp o hayrın nuruyla nurlanalım diyedir. İnşallah öyle yapmaya çalışacağız. Kardeşimize selam olsun.